İyi akşamlar sevgili dostlar. İyi akşamlar Türkiye. Halk Kürsü TV olarak yaptığımız, her hafta yaptığımız Türkoloji programlarının 14 Mart Salı ezber bozan programlarımızın bu hafta Türkoloji bölümündeyiz. Türkoloji yapacağız bu akşam. Profesör Doktor Nurettin Çankaya hocamızla yakın siyasi tarihimizdeki bir konuyu işleyeceğiz. Bu konu çok partili siyasi hayatımızın yaklaşan siyasi aktiviteleri de düşünerek yapıyoruz bunu konuyu işliyoruz. Çok partili siyasi yaşamın başlangıcı sayılan Demokrat Parti ile böyle bir girişi yapan ve hala sürdüren Türkiye'nin Demokrat Parti'nin kuruluş sebepleri, gerekçeleri, kurulma serüveni nasıl kuruldu, neden kuruldu, kimler kurdu, amaç neydi, neler yapıldı gibi konuları işleyeceğiz. Bu konularda Üstad Duayen Profesör Doktor Nurettin Çankaya hocamızla sohbet yapacağız. Lütfen sorularınızı yazılı olarak bildirirseniz programın içinde Nurettin hocama da iletmek istiyorum soruları. Vaktimiz kalırsa aralarda kendisi bu konuda bize cevaplarını da verecek. Ve çok fazla uzatmadan hocama vermek istiyorum sözü. 14 Mart Salı Ezber Bozan Gecesi ve Türkoloji yapıyoruz. Türkoloji de yakın siyasi tarihimizdeki çok partili siyasi hayata geçişte baş figüran olan Demokrat Parti'yi işleyeceğiz. Başından sonuna kadar işleyeceğiz konuyu. Bakalım neymiş? Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular nelermiş? Görelim. Hocamı bağlamaya çalışıyorum ama evet, hocam geliyor. StreamYard biraz ağır çalışıyor bu akşam. Canlı yayın uygulaması kullanıyoruz çünkü. Hocam geldi. Hocam sizi bağlamaya çalışıyorum. Biraz zorlanıyorum. Lütfen sabır. Evet. Sesim geliyor mu? Evet hocam, sesiniz çok güzel geliyor. Bu akşam gayet iyi. Teknik olanaklarımız da iyi galiba. Biraz geç bağladık sizi ama. Evet hocam, bir ezber bozan gecesine daha hoş geldiniz. Engin derin bilgilerinizle bizi aydınlatıyorsunuz. Ezberleri hakikaten bozuyorsunuz hocam. Konumuz bu akşam çoklu siyasi hayata geçti Türkiye'de. Baş figüran Demokrat Parti'nin kuruluş gerekçeleri, nasıl kuruldu, niye kuruldu, kimler kurdu ve amaç neydi? Amaç hasıl oldu mu günümüz şartlarıyla, bugün itibariyle amaç hasıl oldu mu Demokrat Parti ile ilgili? Ben bütün gecenin sorularını sordum. Dostlarımızdan da eğer yazılı sorular gelirse kendilerine de söyledim. Size ben aralarda ara verdiğinizde ileteceğim hocam sözlü olarak. Ve sizde hocam söz. Buyurun hocam. Saygılar, hürmetler. Teşekkür ederim. Saygıdeğer izleyicilerimiz, hayırlı akşamlar. Bugün Türk siyasi hayatında çok partili sisteme geçiş ve gelişmesini ele almaya çalışacağız. Ancak siyasi partiler dediğimiz yapının ortaya çıkışını da ayrı bir program olarak ele almak gerektiğine inanıyorum. Yani Avrupa'da demokrasi denen rejim sisteminin cumhuriyetle
şekillenmesi ve cumhuriyetlere demokrasiyi yerleştirme veya kraliyet de olsa meşruti krallıklarda demokrasinin olgunlaşması ayrı bir program konusu olmakla beraber biz Türkiye'deki siyasi parti faaliyetlerine geçişi kısaca özetleyip çok partili sisteme hangi şartlarla girdik ve nasıl olgunlaştı, bugünkü siyasi partiler ortamına nasıl sürüklendik diyeceğim. Çünkü siyasi partiler sistemimiz bizim çok geniş tecrübelerden sonra oluşmuş değildir. Bunu her şeyden önce dikkatten uzak tutmamak gerektiğine inanıyorum. Bugün Fransa'da 8. 9. Cumhuriyet dönemleri yaşanıyor. Onlardaki rejim değişiklikleriyle Türklerde rejim değişiklikleri birbirlerinden çok farklılardır. Söz gelişi İngiltere'de halk isyan eder, meşruti krallığa dönüşür. Bakanlar Kurulu, milletvekilleri yani avam kamerası, lordlar kamerası gibi yapılar oluşur. Fransa'da 1789 ihtilalinden önce siyasi partileşme yapıları oluşmuş ancak siyasi partiler oluşurken onlardan da önce sendikalar ortaya çıkmıştı. Günlük 16 saati geçen çalışma sürelerini 8 saate indirgeme dönemi 2 asırı almıştır. 16 saatlik çalışma süresi önce 14 saate, daha sonra 12 saate ve en son 8 saate düşmekle beraber günümüzde 6 saatlik mesai süreleri görülmeye başlanmıştır. Bu insan haklarının sermaye emek ilişkisinin çeşitli aşamaları demektir. Bizim tarihçiler olarak teknoloji tarihinin son evresi olarak gördüğümüz sosyolojik tarafı siyasi partilerin oluşmasıdır. Ve ilk olarak kapitalistlerin yani kapital sahiplerinin, sermaye sahiplerinin, arazi, mülk sahiplerinin biraz daha yerinde söylersek baraj ve değirmen sahiplerinin halkı temsil eden onların serf adını verdiği köylülerin ve daha sonra işçi sınıfının yönetime iştirak etmesi şekilleri olarak sağcılar ve solcular olarak sahneye çıktılar. Fransa'da bu sistem olgunlaşırken meclisin sağ tarafına din adamları, sermaye sahipleri, arazi sahipleri, feodallar, araç sahipleri, değirmen sahipleri vesaire oturuyorlardı. Meclisin sol tarafında ise serf denen köylülerin temsilcileri ve yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan değirmenden diğer sektörlere yönelik gelişme göstermeye başlayan endüstriyel işçiliğin temsilcilerin oturduğu bölümdü. Dolayısıyla işçinin, emekçinin, köylünün haklarını savunanlar solda oturdukları için solcu adını alıyorlardı. Yine aynı mecliste din adamlarıyla beraber sömürü düzenini kurmuş olan kapitalistlerin, mülk sahiplerinin, fabrika sahiplerinin bulunduğu yer olan sağ tarafı destekleyenler de sağcılar adını alıyorlardı. Göründüğü üzere sağcılık veya solculuk ne Osmanlı döneminde ne de Cumhuriyet döneminde Türk tarihinde görülmemiştir. Onlara ait olan bu terimler zaman içerisinde siyasal ideolojiler kapsamında değerlendirilmiş, çeşitli ideolojiler oluşturulmuş, emek sermaye, artık değer faaliyetleri bu çerçevede siyasi partilerle savunulur olmuş. Yine buna göre para sahiplerinin kısaca belirtirsek, temsilcileri kapitalist dediğimiz yapı sağda, işçinin, emekçinin, köylünün haklarını savunanlar solda bulunmuşlar. Sağcılık ve solculuk Avrupa'da gelişirken siyasi partiler de sarıdan kızıla, vişne türüne doğru çeşitli renklerde yayılmışlardır. Bunlar olurken Osmanlı'nın son dönemlerinde 1700'lerde hiç olmayan 1800 yılların sonlarına doğru
çeşitli dernekler, cemiyetler adı altında, mesela Hamallar Derneği gibi derneklerle işçi sınıfını temsil eden gruplaşmalar meydana gelmiş. Daha sonra bunlar sendikalara evrilmişlerdir. Yine siyasi partiler henüz bu yapılar içerisinde yeni kurulurken işçinin veya sermaye sahibinin temsilcisi olmaktan ziyade genel Türk tarihindeki gelişmelerin bir parçası olarak devlet babadır ve halk onun evlatlarıdır düşüncesinden hareketle kararı daima aile reisi yani devlet verir. Biz bunu meşrutiyet ilanlarında görürüz. Meşrutiyet talepleri emeğin haklarını savunma görüntüsü olsa bile gerçekte devleti yöneten üst sınıflara karşı halkın isteklerini organize etme fikri olarak ortaya çıkmış ve halkın da bir anlamda yönetime katılması aranmıştır. 1808 Sened-i İttifak Anlaşması ile ağaların, şeyhlerin, arazilerin sahiplerinin bir anlamda senatörler sınıfı olarak ayan meclisi oluşturmuşlar. Ancak yine de bu ayan meclisi padişahların yetkilerini paylaşmaktan öteye gitmemişlerdir. Bunların hiçbirisi demokrasi kapsamı içerisinde görülemez. 1880'in sonlarında yavaş yavaş sendika benzeri dernekler cemiyet adı altında kurulurken bir anlamda sendikalaşmaya doğru hareket başlamış, meşrutiyet talep eden İttihat ve Terakki görüşleri gibi siyasi partileşmeler de paralel gelişmiş ve ilerlemiştir. Ve bir gün devlet meşrutiyet ilan ettiği zaman Ankara'daki esnafın veya Erzurum'daki köylü vatandaşın meşrutiyetin ne olduğundan haberi yoktur. Devlet meşrutiyet ilan etmiştir, olay bitmiştir. Hatta bu o kadar farklı bir anlayışla karşılanmıştır ki ikinci meşrutiyet özellikle hürriyet ilanı propagandası çerçevesinde ilan edilmiş. Meşrutiyet ilan edilince hürriyet ilan edilmiş sayılmış. Erzurum'da bir grup vatandaş toplanıp kendilerine zulmeden karakoldaki polis dediğimiz zabıta kuvvetlerini gidip yakalamış dövmüşlerdir. Mahkemeye çıkarıldıkları zaman da bunu niye yaptınız denildiğinde hürriyet ilan edildi ya bugüne kadar onlar bizi dövdüler şimdi de biz onları dövdük diyebilmişlerdir. Demokrasiden anlanan şey işte budur. Ne oldu? Meşrutiyet ilan edildi. İttihat Terakki diye bir parti iktidara geldi. Padişaha olan alışkanlık Cumhuriyet ilanından sonra da devam etmiştir. Cumhuriyet'in ilanından 10 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Ankara yakını denebilecek 8-10 kilometre uzaklıkta bir köye gider ve arazide çalışan köylü vatandaşı yanına gider der ki ben kimim tanıdın mı beni? Tanıdım paşam der. Yeni padişahımız Mustafa Kemal'sin. Yani henüz Cumhurbaşkanı fikrini 10 yıl geçtiği halde anlayamamış, algılayamamış bir toplumumuz vardır. Halk tarafından hazmedile gelişen bir cumhuriyet de demokrasi de maalesef oluşamamıştır. Yıllar almıştır bunun anlaşılması ve hazmedilmesi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda kurulan cumhuriyetin kendini bulması, endüstriyel gelişmesini sağlaması, dünya ekonomisindeki yerini bulması, İktisat Kongresi ile başlayan bir süreçti ve çeşitli fabrikaların açılması ki 40'ın üzerinde fabrika açılarak 15 yılda bu süreç hızla kat edilmiştir. Bu gelişmeye karşılık 15 yıllık Devlet Başkanı Mustafa Kemal dönemi 1938'de onun vefatıyla kapanmıştır. Mustafa Kemal sağken 1925-26'larda çok partili düzene geçme denemesi yapılmış. Kurulan siyasi parti bir anda Şeyh Said isyanının da etkisiyle
yine Şeyh Said İsyan'ı destekleyenler ve şeyhlerin etkisi altında kalarak bir anlamda devlete muhalefet diyebileceğimiz bir anlayışa dönüşmüştü. Ve artık o siyasi parti şeklini kaybeden o yapılanma yasaklanmış ve kaldırılmıştır. Birinci çok partili sisteme geçme denememiz böylece kısa bir süre içerisinde sona ermişti. İkinci Dünya Savaşı başladığı yıllarda, savaş başlamadan kısa zaman önce vefat eden Mustafa Kemal'in ardından devletin başına gelen İsmet Paşa ve hükümeti çeşitli faaliyetleri önce devlet kendisinde yapmalı ve değiştirmeli fikrinden hareketle Atatürk'e rağmen oluşturulan Kemalizm fikri ideolojik bir faaliyeti ilk defa Cumhuriyet dönemine ithal etmiştir. Bu da Sovyetler Birliği'nde gelişen Marksizmin ithal edilmesinden başka bir şey değildi. Adı Atatürk Kemalizm olan bu anlayış biçimi o zamanlar yayın hayatına başlayan Kadro dergisiyle aydın sınıfa okur yazarlara ulaşmaya ve kendini anlatmaya çalışıyordu. Tam o dönemde vefat eden Mustafa Kemal'i yerine gelen İsmet Paşa başlatmış olduğu bu Kemalist harekete yeni bir yapı oluşturmuş. İlk kişi Atatürk'ün benimsediği milliyetçiliği bastırmak olmuştur. Yine bu kapsamda başlatmış olduğu tarih tezini yasaklatmış, böylece Türk tarihinin öğrenilmesini çok başka boyutlara çekmiştir. Bu kargaşalık içerisinde İkinci Dünya Savaşı başlamış ve Anadolu insanı üretimini ihraç edemez. Etse de değerini alamaz durumdadır. İthal etmesi gereken pek çok malları savaş nedeniyle ithal edememiştir. Yokluk dönemi başlamış, karneler dönemi başlamış. Devlet de tedbirler alırken un satışını, buğday satışını son derece kısıtlamış ve kontrolü almıştır. Karne ile ekmek dağıtımı, karne ile şeker dağıtımı bu dönemdir. Savaşın şartlarında oluşmuştur. Ve 1945 savaş sona erdiğinde yeni bir dünya kurulmakta. Dünya Komünist Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile kapitalizmin temsilcisi Amerika arasında adeta paylaşılmış Doğu ve Batı blokları oluşturulmuştur. Herkesin gözünden kaçan başka bir yer de Çin'dir. Çin'de ise Japonlara karşı savaşmak üzere bir araya gelen Çin Komünist Partisi ve Mao'nun örgütleri Amerika'nın silah, cephane ve para yardımıyla savaş cephesinden çok uzaklara çekilerek yapacakları ihtilalin provalarına başlamışlardı. Ve 1952 yılına kadar devam edecek yaklaşık 6 yıllık bir ihtilal çalışmasıyla Çin'in tamamen komünist bir rejime kavuşması sağlanmıştı. Türkiye, Doğu ve Batı blokları olarak görülen Sovyetler ile Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batılı devletlerin arasında bir anlamda sıkışmıştır. Savaş süresince yaklaşık 6 yıl süren yokluk, karne vesaire döneminde yeteri kadar eleman üretememiş, malzeme ve mal üretememiş, bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Bütün bu sıkıntılı döneme rağmen 1 doların karşılığı 5 Türk lirasıdır. Ancak elde üretim olmayınca paranın böylesine değerli olması da çok fazla bir işe yaramamıştır. Ve ister istemez acil ithalat yapılması gerekmektedir. Acil ithalat içinse dövize yani dolara ihtiyaç vardır. Savaşın sonrasında Sovyetlere kaymamaları için diğer devletlere Marshall yardımı adı altında kredi açan Amerika Birleşik Devletleri'nin parası 3. Dünya diyebileceğimiz devletlere veya savaştan çıkmış
yorgun, yıkıntı halindeki diğer Avrupa devletlerine aktarılmaya başlanmış. İsmet Paşa da kendi hükümetiyle bir hayli yıpranmış Türkiye ekonomisini canlandırabilmek için bu Marshall yardımı adı altında verilen krediden talep etmiştir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin yaptığı bu kredi talebine verdiği cevap, sizde tek parti var, demokrasi yok. Çok partili sisteme geçin, biz de size o zaman bu parayı veririz. Görüşmeler 2 yıl sürmüş ve 1946 yılında bir parti kurarak bu talebin karşılanmasına çalışılmış. Ancak bu partinin kuruluşu çok enteresandır. Biz bugün muhalefetin veya iktidarın yandaşı veya fikri çerçevesinde kendi fikirlerini olgunlaştırarak kurulan partilere alışığız. Oysa o zaman bir tek parti var. Cumhuriyet Halk Partisi. Yeni bir parti kurulması talebi halkta yoktur. Halk geçim derdindedir. Gençlik bir an önce okullarında düzenli bir eğitim talep etmektedir. Ortada demokrasiden, çok partili sistemden bahseden pek de kimse yoktur. Ve 1946 yılının başlarında Cumhurbaşkanı İsmet Paşa Ankara'daki şehir kulübünde bazı tedbirler aldırır. Müşteri kabul edilmez o gün şehir kulübüne. Ve şehir kulübünün yetkililerine talimat verilir. Müşteri almayacaksınız, garson da bulundurmayacaksınız. Özel bir toplantı yapacağız denir. Bu özel toplantıya İsmet Paşa, Celal Bayar, Adnan Menderes, Ahmet isimli bir gazeteci, kimliği çok fazla hala öğrenilememiş bir gazetecidir bu. Profesör Zekeriya Sertel ve eşi Profesör Sabiha Sertel bu toplantıya davet edilmiş. Bunlardan oluşan küçük bir ekip çok partili sisteme nasıl geçilmesi gerektiğini kendi aralarında konuşmaktadırlar. Ancak fazla da tartışma olmamıştır. İsmet Paşa alışık olduğu otoriter devlet yapısından hareketle davet ettiği Adnan Menderes, Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel'e ve Celal Bayar'a dönerek der ki, bizim Marshall yardımından istifade edebilmemiz için çok partili sisteme gerek var. Amerika bizde çok partili sistem olmadığı için bize bu krediyi vermek istemiyoruz. Ve bizim acil ithalatlar yapmamız gerekiyor. Paraya da acilen ihtiyacımız vardır. Celal Bayar, uygundur paşam. Çok partili sisteme geçelim der. İsmet Paşa'nın teklifi şudur. Amerika'da 2 parti var. Birisi Cumhuriyetçi Parti, diğeri Demokrat Parti. Biz de onlara benzer şekilde yapalım. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Parti'nin karşılığı gibi duruyor. Bir de Demokrat Parti kuralım. Onlardaki Demokrat Parti'nin Türkiye'deki versiyonu olsun. Biz sağcı olalım. Demokrat Parti de solcu olsun. Sosyalist düşüncelere sahip olan Zekeriya ve Sabiha Sertel ailesi çok büyük bir memnuniyet duyarak bu teklifi kabul ederler. Celal Bayar da münasiptir paşam der. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olan Adnan Menderes bence de uygundur der. Çok fazla tartışılmaz. Ancak Sabiha Sertel Hanım der ki böyle şehir kulübünde falan toplanmak biraz tuhaf oluyor. Bizim evimiz müsait. Haftaya aynı gün bizim evimizde toplanalım der ve dağılırlar. Bir hafta sonra aynı gün Zekeriya Sabiha Sertel ailesinin evinde buluşurlar aynı ekip. İsmet Paşa yeni bir fikir ortaya atar. Der ki Amerika'daki Cumhuriyet Halk Partisi bize benziyor tamam da oradaki Demokrat Parti sağ görüşlü. Sizin sol görüşlü olmanız pek uymaz. Bunu değiştirmek gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi sol taraf olsun. Demokrat Parti de sağcı olsun. Adnan Menderes ve Celal Bayar yine münasiptir paşam derler. Böylece Demokrat Parti'nin kurulmasına
ve sağ görüşlü bir parti olmasına orada karar verilir. Ancak sosyalist görüşlere sahip olan Sabiha ve Zekeriya Serten buna itiraz ederler. Biz sosyalistiz. Bizim Demokrat Parti'de yer almamız mümkün değildir derler. Ve bilahare de Türkiye'yi bu iki kişi, Sertel ailesi terk ederler. 1980'li yıllara kadar da Türkiye'ye dönmezler. Böylece Türk siyasi hayatına şehir kulübünde başlayan bir görüşmeyle ve devamında bir hafta sonra Sertel ailesinin evinde varılan kararla sağcı bir parti olarak kurulduğuna karar verilir. Ve kuruluşu ilan edilir. Biz çok partili olduk diye Marshall yardımı talep edilir. Hayır efendim, çok partili seçimlere gidin de görelim derler. Ve 1946 sonunda seçimler yapılır. Halkın oy vermesine alışık olmayan Türkiye toplumu sandıklardaki yanlışlar, yolsuzluklar nedeniyle çok da ciddi bir demokrasi sınavı veremez. Amerika'da bu seçimleri yakından takip etmiştir. Seçim sonuçlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı ilan edilir. Ve Amerika der ki, hayır bu seçimler bizim anladığımız demokrasi sisteminde olmamıştır. Onun için biz sizleri hala çok partili olarak görmüyoruz. Ancak 1947 yılındaki bu görüşmelerde Türkiye'de çok partili sistemin oluşmadığı kanaatiyle Marshall yardımının parası verilmemekle beraber para verilmiş gibi Marshall yardımı anlaşması imzalanır. Yıl 1947. 1950 seçimlerine kadar verilmemiş Marshall yardımı kredisinin faizi işler ama ana para ödenmez. Ve 1950 yılında çok partili seçimlere gidilir ve Demokrat Parti iktidara gelir. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Türkiye'de çok partili sistemin oluştuğuna karar verir. Ve 1950 yılında bu 50 milyon dolar tutarındaki Marshall yardımını öder. Parayı aldığı zaman ne yapacağına dair hiçbir plan ve projesi olmayan Demokrat Parti bankalar üzerinden halka bunu kredi diye dağıtmaya başlar. Hiçbir plan ve programı bulunmayan özellikle köylü ki nüfusun %80'idir o dönemde. Böylece krediden dolayısıyla da nakit paraya sahip olur. Ve lastiği çıkardık, çarığı çıkardık, iskarpin giydik, ayakkabı giydik, düşüncesi başlar. Bütün mesele o zannedilir. Yatırımlara hız verilecektir. Eldeki paralar kullanılacaktır ama nasıl? 4 milyon lira para kullanılır. Malatya'da Türkiye'nin en büyük İsmet İnönü heykelini Adnan Menderes yaptırır. Aralarında Efendim? İsmet Paşa ile Adnan Menderes'in hiç geçinemedikleri zannedilir. Halbuki 1952 yılında iktidarda Demokrat Parti vardır ve Türkiye'nin en büyük heykeli olarak Malatya'da İsmet İnönü heykeli Demokrat Parti ve Adnan Menderes tarafından yaptırılır. Maliyeti 4 milyon liradır. Ve o tarihte 4 milyon liraya 4 tane şeker fabrikası yapılabiliyordu. Yani 4 şeker fabrikası yerine heykel dikilmiştir. Burada şunu da söylemek lazım. Bugün Türkiye'de sol partiler endüstriden, üretimden bahseder. Sağ partiler dinden, diyanetten, içimizdeki imandan bahseder. Habire borç alırlar, yatırım yaparlar. 25 yıllık vadelere uzatırlar. Her sene yaptıkları yatırımın parası kadar taksit öderler. Öbür tarafta ya bunu üretime çevirin, üretim yapacak şeylere yapın denildiği zaman siz ne anlarsınız? Siz sadece heykel dikersiniz derler.
Oysa heykel dikme furyası Demokrat Parti dönemindedir. Böylece 4 şeker fabrikası fiyatına bir İnönü heykeli Demokrat Parti tarafından Malatya'da dikilir. 5 yıl sonra aynı Malatya'ya İnönü heykelinden başka heykel bulunmadığı görülür. Bir Atatürk heykeline ihtiyaç duyarlar. Ve Malatya'da bir Atatürk heykeli dikilir. Ancak bu Atatürk heykelinin bazı özellikleri ilginçtir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın üzerinde Maraşal üniforması vardır. Sağ tarafında bir genç kız vardır. Üzerinde elbise vardır. Sol tarafında ise anadan üryan bir delikanlı vardır. Ve Türk bayrağı bu delikanlının elindedir. Bununla bir mesaj verilmektedir. O günlerde çok yaygın olarak Anadolu'da Atatürk aleyhinde yayınlanmış ve okunan Doktor Rıza Nur'un uydurma hatıratı vardır. Kendi hastalıklarını Mustafa Kemal'in başından geçmiş gibi yazan bu Doktor Rıza Nur ki Lozan Anlaşması'nın görüşmeleri sırasında İngilizlere haber uçuran köstebektir aynı zamanda. Ve yine Lozan Anlaşması sırasında Ermenilere çeşitli siyasi haklar verileceğini vaat eden Doğu'da bir Kürdistan devletinin kurulabileceğinden bahseden kişidir. Rıza Nur'un hatıratın adı altında yayınladığı kitapta cinsel sapkınlıkla suçlanan Mustafa Kemal'e bir örnek teşkil ettirilmiştir. Atatürk heykelinin yanındaki o anadan üryan delikanlıyla. Ve bu anadan üryan delikanlının öndeki cinsel organı son derece büyüktür. Halk tarafından adeta Atatürk'e hakaret niteliği taşıyan bu heykele selam durmaya gelen vali, paşa, diğer devlet erkanı gülerek saygı duruşunda bulunmaktadırlar. Buna son verilmesi düşünülür. Heykelin etrafı çadır beziyle örtülür. Bir hafta boyunca içeride bu cinsel uzvun kesilmesi yapılıyormuş gibi sistem uygulanır. Bir hafta boyunca içeriden testere sesi gelir. Bu da başka bir alay etme şekliydi. Böylece Malatya, İsmet Paşa'nın memleketi diye gösterilirken Atatürk'le de böyle bir anlamda dalga geçirmiştir. Ve bugün o çıplak delikanlı heykelin önünde kocaman bir incir yaprağı vardır. Diğer tarafta 1939 yılı Aralık ayında şiddetli bir depremle yıkılan Erzincan'a 1940 yılı Şubat ayında gelen İsmet Önü, İnönü halkı görmüş, seyretmiş, yapılan barakalara bakmış ve bir temel atmıştır. Bugün Erzincan'a gidenler Erzincan Stadyumu'nun giriş kapısında bir tabela görürler. O tabelada bu stadyumun temelini Reisi Cumhur İsmet Paşa Hazretleri 13 Şubat 1940 günü atmıştır diye yazar. İsmet Paşa hayatında bir defa Erzincan'a gelmiş ve Erzincan'da halk baraka bulamazken şimdiki bizim Maraş, Antep, Hatay bölgesinde insanlarımız çadır diye yalvarırken olan durum gibi o kış ortasında baraka bulamayan halkın gözünün önünde stadyum temeli atılmıştır. Ve aynı İnönü Erzincan halkıyla başka hiçbir ilişkisi olmadığı halde Erzincan Valilik binasının önüne İnönü heykeli dikilmiş, yanında halktan birilerini teselli ediyormuş 39 depreminde görüntüsünde bir heykeldir bu. Ve İnönü döneminde Erzincan'da yapılmış hiçbir yatırım yoktur. Bu bir propaganda ajitasyon sistemidir. Ben iki vilayetten örnek verdim. Bu propaganda ve ajitasyon sisteminde halkın bir tarafa nefret duyması heykellerle sağlanırken diğer tarafta aynı heykellerle bir tarafa sempati duyması
sağlanmaktadır ve halkın acıları istismar edilmektedir. Bugün Kahramanmaraş'ta depremin acıları daha tazeyken, henüz o yıkıntılar bile kaldırılmamışken kocaman bir kadın heykeli dikmişlerdir. O da toprak anaymış. Nereden icap ettiyse halkla alay eder gibiler. O günde bugün de. Ne diyorlar şimdikiler? Biz Demokrat Parti'nin devamıyız. Doğru söylüyorlar. Devamılar. Aynen yapıyorlar. Ne yaptıysa Demokrat Parti onu yapıyorlar. Ve diğer taraftan kendilerine muhalif olanlara siz ne yaptınız? Sadece heykel diktiniz diyorlar. Çünkü Kenan Evren denen kişi ihtilal yapıp başta durduğu sürece hemen her aklına gelen yerde bir Atatürk büstü üretilmiştir. Bu her önüne gelen yere dikilen Atatürk heykeli ve büstü meselesi halkın gözünde devlet, yani sağ görüşlere göre sol görüşlüler sadece heykel dikmekle bir görüntü veriyorlar. Bunu sağlıyorlar. İmajı tamamen yerleştirilmiştir. Çok partili sisteme geliş hikayemizde halk sokaklarda parti istiyoruz diye yürümemiştir. Gençlik sokaklarda gösteri yapmamıştır parti istiyoruz diye. İsmet Paşa teklif etmiş, Celal Bayar ve Menderes CHP'nin milletvekilleri olarak Demokrat Parti'yi kurmayı kabullenmişler ve gerekçesi de sadece Marshall yardımı kredisi diye verilecek 50 milyon doları alabilmek içindir. Ve 50 milyon dolar o krediyi veren Amerika bugün hala resmen Türkiye'yi tanımış değildir. Londra-Lozan Anlaşması'nda gözlemci olarak bulunan Wilson'un, Amerikan Devlet Başkanı Wilson'un yapmış olduğu haritada Doğu Anadolu'nun kuzeyinde bir Ermenistan, güneyinde bir Kürdistan istendiği halde Lozan Anlaşması tam bütün bağımsız bir Türkiye'nin varlığını onaylamış ama Amerika Birleşik Devletleri bu Lozan Anlaşması'nı hala imzalamamıştır. Daha ötesi, milletvekili olan, daha sonra büyükelçi yapılan Merve Kavakçı 1997 yılında Amerikan hükümeti adına Türkiye'de bir araştırma yaptığını söylüyor ve bir rapor yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde dini faaliyetler, özgürlükler hakkında rapordur diye bir rapor yazıyor. Ve bu rapor Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda görüşülüyor. Ve bu görüşme sonrasında karar tutanağında şunlar yazılıdır. İstanbul hükümetine karşı isyan eden Eşkıya Mustafa Kemal, ifadeler aynen böyledir. Eşkıya Mustafa Kemal çevresine topladığı çetesiyle mücadele etmiş ve başarıya ulaşmış, İstanbul hükümetini düşürmüştür. Bizim için meşru olan hükümet 1997 yılında söylüyor bunu. İstanbul hükümetidir. Neredeyse o hükümet. Ve Ankara hükümeti gayri meşrudur. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun 1998 tarihinde verdiği, 1997 yılında Merve Kavakçı'nın verdiği rapor üzerine bir yıl sonra açıkladığı kararı da budur. Yine 1940'lı yıllarda, 1947 yılında Amerika ile önce bu para anlaşması yapılmış, para alınamamış ama faizi başlamış. İşlemi yapılırken başka bir anlaşma daha yapılmıştır. Bu anlaşmanın adı da eğitimde işbirliği anlaşmasıdır. Ve bunun İngilizce adı Fulbright anlaşmasıdır. O tarihteki bu anlaşmaya göre, Fulbright anlaşmasına göre Türkiye'deki eğitim sistemine her yıl Haziran ayında toplanıp hangi eğitimin verileceği, nelerin öğretileceğine bu komite karar verecektir. Bu komitenin başkanı Amerikan Büyükelçisi'dir. 6 üyesi vardır. 3'ü Türk, 3'ü Amerikalı. Amerikan Büyükelçisi de başkan olduğuna göre 4 Amerikalı, 3 Türk'ten oluşur.
Yani kararı verecek çoğunluk Amerikalılardan meydana gelir. Bugün bu ekip 9 kişidir. 4'ü Türk, 5'i Amerikalılardan oluşur. Başkanlık hala Amerikan Büyükelçisi'ndedir. Çok partili sisteme geçtiğimizde de bu anlaşma vardı. Bugün hala vardır. Solcusu sağcısı hangi siyasi parti Türkiye'de iktidara gelirse gelsin hiçbirisi bu Amerika'nın karar vericiliğinin olduğu bu komitene yani Fulbright anlaşmasının kaldırılmasını talep bile etmemiştir. Yani partinin çok olması, az olması önemli değil. Devlet olarak yaptığın anlaşmaların Türkiye devletine ne verip ne aldığı önemlidir. Diğer taraftan 1931 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tek partidir. Dolayısıyla bu partinin bir milletvekili bir rapor hazırlar Doğu Anadolu hakkında. Kürtleri tanıtır. Kürtlerin kim olduğunu anlatır. Raporun başlarında çok güzel şeyler söyler. Der ki Asya'dan gelen Horasan Türkmenleri Doğu Anadolu'da şuralara yerleşir ve bunlar burada bulunurlarken zaman içerisinde işgal faaliyetlerini yürütmek isteyenler önce o bölgenin etnik yapısını bozmalıdırlar. Buna uygun olarak din adamları, tarikatlar ve Diyanet camiası ortak çalıştırılır. Bu çalışmayla gelen bu insanlar önce Kürtleştirilir. Buna fırsat olarak da Yavuz Sultan Selim'in Kürtler vergi vermeyecek, askere de gitmeyecek fermanı esas alınır. Böylece tarikatlar, Diyanet camiası ve din adamları tarafından halk teşvik edilir. Kürdüz deyin ki vergi vermeyesiniz, askere de gitmeyesiniz. Ve Türkçe konuşun ki Kürt olmadığınız anlaşılmasın. Türkçe konuşmayın. Kürtçeyi öğrenin. Ve böylece Kürtçe yaygınlaştırılır. Ben Kürdüm demek yaygınlaştırılır. Bilahare 1800'lerin sonlarında 93 harbi nedeniyle bozulan asayişin düzeltilebilmesi için bölgedeki aşiretlere Hamidiye alayları kurulması emredilir fermanla. Ve Hamidiye alaylarını kuracak her aşiretin başı binbaşı rütbesiyle ve 1200 süvariden oluşan askeri birlik sahibi olacaktır. Bunların silahı, cephanesi, atı, arpası ve maaşı devlet tarafından ödenecektir. Bu çalışma 35 yıl devam eder. Biz Kürdüz diye Hamidiye alayı kurar, maaş alır, arpa alır, at alır, silah ve cephane alır. Ama asayişle bir alakaları yoktur. Bu silahlı ekipler mafyalaşırlar. Bugün adına mafya dediğimiz özel çeteler oluştururlar. Yakın köylere, Ermeni köylerine, Sünni köylere ya da Kürt olmayan köylere baskınlar yapar. Soygun, talan işiyle uğraşırlar. En çok davar ve sığır bu bölgede yetişiyor. Orta ve Batı Anadolu'dan bir celep o bölgeye gelip de yani bir kasap öncüsü gelip de canlı hayvan ticareti yapacaksa hayvan almaya cebindeki parayla gelir ancak cebindeki parayı bu çetelere kaptırır ve 5 parasız geri döner. Öylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu eşkıyalar bölgesi olarak yaygınlaşır, halk fikrine yerleşir. Söz gelişi Erzincan'dan Elazığ'a gitmek için Tunceli'den geçmek zorundasınız. Tunceli'den sağ salim geçmekse pek öyle mümkün değildir. Cebindeki ne varsa hepsini kaybetmen kaçınılmazdır. 1967-68'lerde benim yaşıtım olanlar hatırlarlar. Tilki Selim vardı, eşkıya.
Hamilo vardı, Eşkıya ve daha başkaları. Onlar bildiğimiz başçavuş elbiseleri giyerler ve çeteleri dağdan dağa gezdirirler. Her otobüsün önünü keserler. Her köylü grubunun önüne giderler. Bütün aşiret reislerini ve zengin vatandaşları haraca bağlarlardı. Devlet bunları bulmakta son derece aciz kalır. Gazetecilerini gönderirler. Gazeteciler gidip bulurlar. Röportaj yapar, boy boy resim paylaşırlar, yayınlarlar. Ama devletin ilgilileri biz bunları bulamıyoruz diyerek dert yanarlardı. Gerçek o değildi. Yapılan soygunun paylaşımının anlaşması böyleydi. Ve Doğu Anadolu adeta suç yuvası şeklinde anlaşıldı. Söz gelişi Eskişehir'de bir devlet memuru veya İzmir'de veya Muğla'da bir devlet memuru yanlış bir şey yaparsa, hapsi gerekmiyorsa eğer sürgün gerekiyor. Nereye sürgün edilecek? Doğu'ya. Hatta bir şey vardı, yerleşmişti. Doğu'da yer beğen derlerdi. Yani oranın halkı, Doğu'nun ve Güneydoğu'nun halkı doğal suçlulardır. Oraya doğal sürgünlerdir. Devletin memurları devletle kavga edince cezalarını çekmek üzere Doğu'ya ya da Güneydoğu'ya gönderilirler. Yine söz gelişi İzmir'den giden bir öğretmen Şırnak'ta veya Hakkari'de veya Diyarbakır'ın bir köyünde, orada asfalt yollar var. Elektrik de var. Siz hala gaz lambasıyla geceleri aydınlanıyorsunuz. Sizde elektrik yok. Ve sizden devlet vergi de alıyor. Aynı oradaki köylü gibi. Aynı vergiyi veriyorsunuz. Ben de hatırlıyorum. İstanbul'daki Eminönü'nde bir büfeciyle Diyarbakır'da nalbant, yani atlara ve affedersiniz eşeklere nal çakan bir nalbant, ikisi de götürür vergiydi. Her ikisinin de vereceği vergi benim hatırladığım 1200 liraydı yılda. Yani Eminönü'ndeki büfe milyonlar kazanıyor bir ay içerisinde ama yıl sonunda verdiği vergi 1200 lira. Diyarbakır'ın falanca kasabasındaki nalbantın vergisinin ayrısını veriyor. Bu adaletsizlik öylesine yerleşti ki doğuya gitmek adeta bir kabahatli olmak anlamına geliyor. Zaten devletle kavgalı öğretmen oraya gidince devletin aleyhinde faaliyete hazır adamdı. Böylece Türkiye'nin anarşist dediğimiz terörist zihniyetli gençliğinin ilk yetiştiği yerler Doğu Anadolu diye devlet eliyle böyle hazırlandı. Ve devlet Doğu için hiçbir şey yapmadı. Yıllarca yapmadı. 1931 yılındaki CHP milletvekili yazdığı raporunda halkın aslında Türkmen olduğunu, Türk olduğunu, Türklüğün o bölgeyle bir alakasının olmadığını da yazıyordu. Bunu sağlayanın Diyanet camiası, tarikatlar, şeyhler, Hacı'nın hocanın, toprak ağalarıyla beraber ortak sömürü düzenlerinin nedeniyle Kürtleşmenin olduğunu yazıyor. Ve aynı adam yazdığı raporun sonlarında diyor ki, Kürtler iki kardeşse, biri evli biri bekarsa, evli olan uzun süreli bir seyahate çıkar, hanım evde yalnız kalırsa, evde kalan bekar kardeşi o uzaklaşıp giden ağabeyinin hanımının ortağıydı. Böyle anlatıyor Kürtleri. Ve Ankara'da mecliste Doğu Anadolu'nun temsilcisi olan ağalar da şeyhler de vardı. Bu rapor mecliste okunurken bir keki ağzını açmadı. Böyle bir şey yok demediler. Ve Batı Anadolu'nun insanları, doğudaki insanları hırsız, eşkıya, çete, mafyacı, soyguncu ve böyle birbirlerinin hanımlarına, kardeşlerin birbirlerinin hanımlarına ortak gösterildi, ahlaksız bir anlayış raporlarıyla tanıdılar. İzmit'te bulunduğum yıllar, 13 yıl İzmit'te oturdum ben. İzmit Lisesi'nde okudum.
Üst katımızdaki komşunun oğlu binbaşıydı. O komşumuz yaşlı bir hanımefendiydi. Oğlu binbaşı, Elazığ'a tayin olmuş. Bir gün elinde poşetler, fileler dolusu etle eve geldi. Hayırdır teyze dedim. Ya bizim oğlan Elazığ'a tayin olmuş. Orada et var mı yok mu kim bilir. Et aldım, kavurma yapacağım ki yanında götürsün dedi. Elazığ benim üst katındaki teyze 1975 yılında böyle anlıyordu. Böyle tanıyordu. Yıl 1975. İşte öğretmenlerin, devletle kavgalı memurların sürgün yeri olarak anlatılan Doğu ve Güneydoğu siyasal olarak ayrımcılığın, PKK'nın prototipi olan KAVA örgütünün OKAME örgütünün OKA örgütünün veya diğer Kürtçü örgütler PKK'nın iş şekli olan devrimci kültür ocakları örgütlerinin ileri gelenleri işte o sürgüne gönderilen devlet memurları ve öğretmenlerden meydana geliyordu. Çoğu da Kürt bile değildi. Onlara göre Batı Anadolu, Doğu Anadolu'nun sömürücüleridir. Bu ülkedeki 1800 ailenin bütün Türkiye'yi sömürdüğünün hesabını yapan yoktur. İletişim bugünkü kadar iyi değildir. Şimdi bu şartlar içerisinde Demokrat Parti kendisini geliştirip 10 yıl devlette iktidarda kalmış bir parti. İhtilalin yapıldığı gün, bugün Ümit Özdağ beyefendinin babası olan Muzaffer Özdağ başbakanlıkta daireleri yapılandırırken başbakan odasının hemen alt katındaki odaya gittiğinde 12 tane CIA elemanının orada görev yaptıklarını, tesisleriyle faaliyet gösterdiklerini vesaireyi görüyor ve onları hemen oradan apar topar çıkarıp sınır dışı ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın şubesi olduklarını söylüyorlar bunlar. O tarihlerde yani Demokrat Parti döneminde MİT dediğimiz milli bir örgüt olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elemanlarının maaşlarını Amerika Birleşik Devletleri ödüyor. Parayı veren emir verir. Düşüncesi devletin başbakanlığında hakimdir. 27 Mayıs ihtilali yapılırken yapılan yolsuzluklar, hukuksuzluklar gerçektir. Ancak halkın bilmediği, bugün pek çok resmi devlet görevlisinin dahi bilmediği dört ana büyük suç işlenmiştir. Yasa da mahkemeleri bana göre bir tarihçi olarak söylüyorum, sadece tiyatrodur. O mahkeme salonunda idam gerektiren hiçbir suç ortaya çıkmamıştır. Gerçek idam kararları arka odalarda alınmış, nedenleri de açıktır. Vatana ihanetten mahkum olmuşlardır. Daha önceki bu kanalda sohbetlerinde bahsetmiştim. 1952 yılında 12 adalar için Amerika Birleşik Devletleri Ankara hükümetine başvuruyor. Vaktiyle İtalyanların işgal ettiği 12 adalar Osmanlılarındı. Lozan'da söz konusu olamadı. Ancak biz İtalyanları buradan kovduk. Adalar hiçbir zaman Yunan yönetiminde olmadı. Buranın eski yöneticisi Osmanlı, Lozan'a göre de siz varis sayılıyorsunuz, müktesaplarınız var dediler. Gelin görüşelim bu 12 adaları. 12 adalar hangi adalar? Rodos Adası'ndan başlayan o bölgedeki büyük adalardır. Ankara hükümetinin yani Celal Bayar ve Menderes hükümetinin verdiği cevap şudur. Bizim 12 ada diye bir sorunumuz yoktur. Ankara hükümetinin verdiği bu karar üzerine, cevap üzerine 12 adalar Yunan hükümetine devredilir. Bunun adı vatana ihanettir. 2 yıl sonra 1954'te Londra'da yapılan bir anlaşmayla İstanbul Fatih yani Suriçi bölgesi özerk olacak. 3 dinli bir merkez olacak. Vatikan gibi özerk bir devlet olacaktır.
Ekümen Patrik orada olacak. Yahudilerin sembolü Balat'ta bir sinagog olacak. Ve eski Meclis-i Mebusan binası hilafet merkezi olacak. Ya, imzalanan anlaşma, bunlar anlatılıyor. Yani Türkiye'nin içinde özel bir eyalet kuruyorsunuz. Adına da Fatih ilçesi diyorsunuz. Oranın yöneticisi Ekümen denen adam olacak. Bunun adı vatana ihanettir. Bundan da 2 yıl sonra Türkiye'ye teslim edilmesi gereken bir Kıbrıs adası vardır. 1856 yılında İngilizlere kiraya verilen ve daha sonra Abdülhamit zamanında Agratur bölgesinin tapusu 62 bin altına İngilizlere devredilen Kıbrıs adası kiralanmıştır İngiltere tarafından. 1956 yılında Hong Kong'un Çin hükümetine devredilmesi gibi Kıbrıs adası da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devredilecektir. 2 yıl kala 1954'te Londra'daki görüşmeler ve anlaşmalar sırasında Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, ki Türk değildir, Başbakan Adnan Menderes, ki Türk değildir, bu ikisinin özel çalışmalarıyla İngiliz hükümetiyle ve Yunanlılarla ortak bir karar alırlar. Kıbrıs'ta bağımsız bir devlet kurulacak. Devlet başkanı Rumların temsilcisi olacak. Başbakan Türk olacak. O zamanki Rumların lideri Makaryos'tu. Cumhurbaşkanı olarak o atandı ve bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti böyle kuruldu. Bunun adı da vatana ihanettir. Ve 1959 yılı Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri ile Ankara hükümeti arasında yapılan ikili anlaşmada Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi siyasi ve iktisadi iç veya dış karışıklık içinde görür, tehlikede olduğuna karar verirse Türkiye devletini işgal etmeye hak sahibidir diyor bu anlaşma. Bunun adı da vatana ihanettir. Yani o idamlar gereklidir. Bugün biz Demokrat Parti'nin yolunda gidiyoruz diyenlerin Türkiye'de harıl harıl vatandaşlık numarasıyla toprak satmaları, on binlerce stadyum büyüklüğünde Harran Ovası arazisinin satılması, Hatay topraklarının satılması o anlaşmalardaki ihanetlerden hiç de farklı değildir. Hiçbir mahsuru olmaz, toprağı alıp gidecekler demiyorlar. Evet, Filistin'deki toprakları da Yahudiler satın alırken o toprakları kazıyıp torbaya koyup da hiçbir yere götürmediler. Ama kendilerine vatan yaptılar. Evet. Vatan kelimesi bilindiği üzere Arapça'da arazi demektir. Bu ülkenin bir başbakanı 2003 yılında bir balkon konuşmasında şunu söylüyordu. Bu arazide diye başlıyordu söze. Bu vatanda demiyordu. Dikkat edin. Bu arazide. Ona göre vatan arazidir zaten. Arapçada vatan demek arazi demektir, mülk demektir. Oysa bunun karşılığı Türkçe'de yurttur. Ey Türkler, İstiklal Marşı'nızı okurken kelimeleri bilerek mi okuyorsunuz? Hiç dikkat etmiyor musunuz? Yurduma alçakları uğratma sakın diyor. Vatanıma demiyor. İstiklal Marşı'nda vatan kelimesi geçmez. Yurt geçer. Yurduma diyor. Artık bu vatan kelimesinden lütfen vazgeçelim. Arapça bir kelimedir. Bizi anlatmaz. Yurdumuzu anlatmaz. Yurduma alçaklar vuramayacak. Arazimde herkes oturabilir. Çadır kurup gidebilir. Sıkıntı yok. Ama yurdumda olmaz. Mümkün değil. Artık bu fikri yerleştirip ve genelleştirmemiz gerekir. Evet hocam. Eğer bir soru varsa alalım. Ben bir sorum var hocam. Onu soracağım. Daha doğrusu biraz daha açalım diyeceğim. Şöyle hocam. Muzaffer Özdağ
İhtilalin yüzbaşısıydı o zaman, değil mi? Yüzbaşı rütbesinde diye hatırlıyorum. Ümit Hoca'nın babası. İhtilalciler Cunta'da. Bu MİT'in içinde görev yapan, adı MİT'te milliyle başlıyor ama o zaman gayrimilli, tamamıyla gayrimilli olan bu 10 Amerikalıyı kovduğu için mi kendi cuntası tarafından Japonya Büyükelçisi atandı? Ceza mıydı? Sürgün gibi bir şey miydi? Muzaffer Biraz öyle, Özdağ'ın bu görevi. biraz öyle sayılabilir. Öyle sayılabilir. Alparslan Türkeş ve arkadaşları 14 derece altında Türkiye'den uzaklaştırırken ana amaç Türk soylu olmayanların devlet yönetiminde yer alması için zaman kazanmaktı. Mesela o sıralarda Dışişleri Bakanlığı görevine ilk olarak Milli Birlik Komitesi'nde Fahri Korutürk getirilmişti. Evet. Sonra bu adam Türktür. Dışişleri Bakanlığı yapamaz. Bir Yahudinin olması gerekir düşüncesiyle Selim Sarper Dışişleri Bakanlığı yapıldı ve 6 saat sonra Dışişleri Bakanlığından Fahri Korutürk azledildi. Doğru. Ancak ertesi gün öğrendiler ki Fahri Korutürk de Türk değilmiş. Cuhut Yahudisi asıllıymış. Böylece yanlış yaptık ama olsun dediler. Özürlerini de daha sonra Fahri Korutürk'ü Cumhurbaşkanı yaparak mı özür dilediler hocam? Öyledir. Yani Mustafa Kemal'den sonra Türkleri Cumhurbaşkanı yapmama geleneğine uydular. Peki, 1800 aile 620 tane büyük kripto sülaleden bahsederiz hep biz. Evet. Sizin başka bir özelliğiniz daha var. Soyadlarıyla alakalı bilimde, bu bir bilimdir. Ve siz bu bilimde de çalışıyorsunuz hocam. Soyadlarıyla ilgili halkımızın, hani genel geçer böyle, genel halkımızın hemen anlayabileceği, yorumlayabileceği, o soyadlarını gördüğü zaman bir fikir olacağı, kısa bir böyle bir eğitim gibi bir şey. Mesela hangi ekler ve hangi takılar Türk soylu olmayanların soyadıdır mesela, genel. Öyle bir şey verelim hocam, ne dersiniz? Olabilir. Ancak öncelikle şunu belirtmem gerekir. Bir kişinin onlardan olup olmadığını anlamak için adına soyadına bakmadan önce varlıklı birisi mi? Buna bakmak gerekir. Bir Aynen. söz söylemeye, bir mesele hakkında fikir irad etmeye, anlatmaya söz sahibi midir diye bakmak gerekir. Türkiye'de 85 üniversitenin bulunduğu dönemde 72 üniversitenin jürileri Yahudi asıllılardan meydana geliyordu. Doğru. Ve dolayısıyla Türk soyluların profesör olmaları o senatolarda onaylanmıyordu. Doğru. Böylece üniversite rektörlüğüne yürüyecek makamlara Türk soylular mümkün mertebe getirilmemiş oluyordu. Bir yere yerleştiğiniz zaman eğer orada söz sahibiyseniz, bir şeyler yaptırabilecek yapıdaysanız o zaman incelemeye tabi tutulmanız gerekir. Biz bu ad veya soyadlarında işaret yerleştirmiş olanları anlatırken normal Evet. vatandaşlarımız hemen söylüyorlar. Kendimizden şüphelenmeye başladık. Evet. Kendinizden kimsenin kendisine şüphelenmesine gerek yoktur. Eğer onlardan birisi olsaydınız bana soruyu sorarken karşımda oturmazdınız. Bir Çok makamda doğru. oturdunuz. Ya fabrika sahibiydiniz, ya banka, ya gazete, ya milletvekili, ya bakan, ya da başbakandınız. Veya hatta Ya ben bir cumhurbaşkanı. sanatçıydım mesela. Yani kitapçı dükkanı sahibi bana bunu söylemesin. Doğru. Kendinden boşuna şüphe eder. Bir bakkal dükkanı bana bunu demesin. Türkiye'de 4,5 milyon insan Türk değildir. Yahudi asıllıdır veya Türk soylu Musevi asıllıdır. Zaten İsrail'in bir başbakanı diyordu ki biz Türkiye'de İsrail'den daha güçlüyüz. Bu nedenle söylüyordu. Bu isimlerde işaret bırakma sahasını inceleyen bilim dalına onomastoloji denir. Onomastolojik olarak eğer konuyu iyi biliyorsanız, isimleri iyi tanıyorsanız isim bilim demektir onomastoloji. İsim bilime yeteri kadar
hakim iseniz karşınızdakinin adı ya da soyadındaki işareti hemen bulursunuz. Doğru hocam. Daha önce vermiş olduğumuz örneklerden hareket edeceğim. Lütfen. Bir Doğu Perinçek vardır. Doğu Perinçek'in adı Doğu'dur. Doğu kelimesini gördüğünüz zaman biraz ürkün. Eğer o kişi bir oluşumun başındaysa, sanatkar ve sahne yakalamışsa, eğer adı Kenan Doğulu'ysa düşüneceksiniz. Bir Nihat Doğan dediğiniz zaman Doğu'dan bahsetmiş olur. Çünkü Doğan diyor. Güneşin doğduğu yere Doğu denir. Sezen Aksu'nun dediği gibi güneş doğudan doğacak. Hangi güneşi doğudan doğuracak? Zaten bir tane doğuyor. Hangi güneş doğudan doğacak? Mao'nun güneşi mi, Stalin güneşi mi? Onlarla bir alakası yok. Barzani'nin bayrağındaki güneşe ne dersiniz? Ondan bahsediyor musun? Aynen Sezen öyle Aksu da onlardandır. Şimdi bunları söylerken bir kere doğu kelimesini anlattık. Doğu, doğan kelimelerini taşıyanlar bunlardır. Necip Fazıl Büyük Doğu'dan bahsediyorsa Barzani'nin bayrağındaki doğudan bahsediyor demektir. Çünkü kendisi Türk'tür. Hiçbir zaman ben Türk'üm, Türkçüyüm veya Türk milliyetçiyim dememiştir. Ama kamuflaj gayet uygundur. İslam dini mücahitliğinin öbür adı Büyük Doğuculuk diye yutturulmuştur. Doğru. Üstüne üstlük siyasi bir kuruluş olan ve Türkçü olduğu düşünülen Ülkü Ocakları'nda da kitapları okutulmuştur. Doğrudur. Doğrudur. Şimdi buna benzer. Eğer bir Sezen Aksu adına bakarsanız Sezen normaldir. Herhangi bir Türk kızının adı olabilir ama soyadındaki Ak ve Su. Ak kelimesi Türkçe'de vardır. Ancak aynı ak kelimesi İbranice'de de vardır. Ak kelimesi İbranice'de Tevrat'ın üzerindeki göz işareti var ya, o göz işaretinin göz bebeğidir. Suyu da var, gözyaşı. Neyin gözyaşını akıtıyorsa Sezen Aksu? Erez ülkesinin yani İsrail ülkesinin gözyaşını akıtıyor. Evet. Babası da zaten FETÖ örgütünün önemli insanlarından biriydi. Tesadüf evet. Yoktu. Çünkü annesi FETÖ de örgütü... annesi de İzmir'de Uşakizadelerden Sezen Aksu'nun. Evet. Şimdi Uşakizadeler deyince Atatürk'ün Yahudi olduğunu öğrenince boşadığı latifeyi unutmayınız. Çok o doğru. da onlardan biriydi. Ve Evet. Adnan Menderes'in öz halasıydı o latife. Öz havasıydı. Evet, öz halasıydı. Ve Türkiye'nin başbakanı Adnan Menderes'in önceki adı Ali Ertekin'di. Ancak o Ali, Hazreti Ali'nin Ali'si değil. İbranice'de Ali başka bir anlama gelir. Bugün Genelkurmay Başkanımızın adı nedir? Yaşar. Peki Yaşar Büyükanıt'ın da adı Yaşar. Aynı Yaşar yani. Ve Yaşar Büyükanıt'ın dedesinin mezarı Tel Aviv'dedir. Tezavi. Yani bugünkü Genelkurmay Başkanımızın adı da Yaşar. Üzerinde düşünmek gerekir. İşte onomastoloji budur. İnsanı düşünmek. Yani hocam son dönemdeki siyasal ve kültürel iklimde Yaşarlar hakikaten çok mu yaşayacak hocam? Epeyce Yaşıyor Yaşar. veya. Epeyce Yaşar var da ne kadar kimin ne yaşayacağını Allah bilir. Evet. Bunun gibi çeşitli isimler vardır. Yanlışlıkla kendini Türk zannetmeyenler de vardır. Mehmet Akif Ersoy yıllarca kendini Arnavut diye anlatır ve ben Türk değilim demeye getirir. Ölümüne yakın Türk olduğunu öğrendim. İlyas Çünkü Salman gibi, Hrant Dink gibi. evet. Çünkü Mehmet Dink'in Akif Ersoy'u Arnavut. Siz açıklar mısınız hocam lütfen? Hrant Dink'le ilgili durumu. Hrant Dink Türkiye'de dev genç ilk kurucu grubunun içindedir. Yıllarca dev genç adına mücadele etmiş bir Ermeni vatandaşımızdır. Ömrünün sonlarına yakın
Ermeni kanı Türk kanıyla zehirlenmiştir diyecek kadar da cahildir. Evet. Ancak Hrant Dink bir gazeteci olarak bilim insanı bakımından değerlendirdiğim zaman bilgisi ve yetenekleriyle değerli bir insandır. Ele alınması gerektiğini düşündüm ve soy geçmişini araştırdım. Evet. Ve öğrendim ki Arşak Türklerinden, yani öbür adıyla Karsak Türklerinden, Kars şehrini kuran Karsak Türklerinden olduğunu öğrenince şeceresini çıkarıp kendisine takdim ettim. Ve kendi kanına bir daha böyle iftira atma dedim. Onu ilk fırsatta açıklayacağım demişti. Bir ay sonra da öldürüldü. Öldürülme, İstanbul'daki öldürülme olayından yaklaşık bir 20-25 gün kadar önce onun bir eri var. Ermenistan ziyareti var değil mi hocam? Orada Evet. gereksiz konuşmalar mı yaptı gereksiz kişilerle ki döndüğünde İstanbul'da öldürüldü hocam? Yani bir komplo teorisi üretiyorum ben tabii. Orada da aşağılarla ilişki kurdu. Bu onun için öldürülme sebebiydi zaten. Aynen Bugün hocam. Anadolu'da Hristiyanlığı ilk kabul eden Ermeniler olarak söylenir. Ama onların hemen yanı başında bulunan Türkler Karsak Türkleriydi. Kuman Türklerinin bir kolu. Kars şehrinde kurmuşlardı bunlar. Bu Karsaklar günümüzde de varlar. Yani Yalova Bursa arasında yaklaşık 30 köyden fazla Karsak Türkü vardır. Doğru hocam. Ve Yalova'nın güneyinde bir dere vardır. Derenin adı da Karsak Deresi'dir. Hristiyanlığı ilk kabul eden Türkler sayılabilir bunlar. Ama Roma döneminde kiliselere kayıtlı olma şarttı. Ve bu Karsaklar Hristiyan olunca Ermeni kilisesine kaydoldular. Ermeni kilisesine kaydedildikleri için Ermeni diye anıldılar ve zamanla Ermenileştiler. Ermenice konuşmaya başladılar. Evet. Doğu Anadolu'daki Türk olduğu halde, Türkmen olduğu halde dediğimiz gibi ihanet odaklarının işgal projesi çerçevesinde ağaların, şeyhlerin, tarikatçıların, din adamlarının, Hacı Hoca kesiminin hakaret anlamında kullandıkları Alevilere Kürt kelimesi soy adı olarak yerleşti kaldı. Ve bu devletin yetkilileri de yıllardır bu yalanı ortaya çıkarmadılar. Hatta bir milletvekilinin ortaya atmış olduğu bu ahlaksız bir topluluktur ifadesi 1931'den bu tarafa düzeltilmemiştir. Bugün bile Kürtlerin kuyruğu var mı diye soran aptal cahillere rastlıyoruz. Hocam benzer bir aldatılma mı, karıştırılma mı gündeme getireyim. Bu da final olsun. Dostlarımızdan soru gelmiyor. Herhalde verdiğiniz bilgilerin şokundan ezberler bozulduğu için bu dünyaya dönemiyorlar henüz. Son şöyle bağlayalım hocam. Şimdi Dersim ve şey olayları var ya, hani bombalama derler, iftira atarlar, mezalim derler. Bunları yapan Cemil Paşa, Paluludur, Zazadır kendisi. Kürt değildir, Zazadır. Fakat onun torunu Selahattin Demirtaş nedense bir Zaza olarak Kürtçülük davası güdüyor güya. HDP'nin eş başkanı olandan bahsediyorum. Bu konuda Kürtçülük benzerlik görüyor musunuz siz de hocam? Şimdi Kürtçülük meselesinden çok Alevi olması ve dediğim gibi Kürt itham edilerek biz Kürtmüşüz'e alışanlar zaman içinde Kürt milliyetçiliği de yapabilirler. Evet. Ve maalesef mesela Ermeni soylu olup da kendisini Kürt diye lanse eden bir Türk'ten daha fazla Türkçü olabilir. Bu insan psikolojisinin bir gerekçesidir. Öyle olması gerekir. Kendini kendine inandırmak zorundadır. Evet. Aksi halde kendi gerçeğiyle ters düşünce düşecektir. Evet. Düşmemek için, ayakta kalabilmek için kendini kemikleştirmeye ihtiyacı duyar. Bir Türk'ten daha fazla Türk milliyetçiliği iddiasında bulunur. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş bir Zaza olarak
sonuçta Türk soylu bir insanımız olarak sadece Alevi olduğu için yaklaşık 100 yıldır siz Kürtsünüz diye hakaret anlamında itham edilmesi onu bugünkü duruma taşımıştır. Ve kimse de karşısına geçip sen busun dememiştir. Sen busun dediğinize ne oldu Hrant Dink'e? Bir ay sonra ithaf ettiler, adam öldürdüler. Yok ettiler. Abdülmelik yani, Fırat vardı. Gerçeğin farkına varsalar bile bu saatten sonra suikaste uğramamak, ölmemek için bile bile ikili yaşam mı sürmek zorundalar? Doğruyu öğrenseler bile bu tip insanlar. Abdülmelik Fırat'ın dedesi Şeyh Said'dir. Doğru. Şeyh Said'in diğer adı da Kürt Said'dir. Doğru. Ama Kürt Said Kürt değildir. Doğru. Türkmendir. Ve Abdülmelik Fırat'ın önüne de soy şeceresini götürdüm. Sen utanmıyor musun dedim. Kürtçülük yapmaya. Senin deden de sülalen de Türkmendir. Ha Kürt olsa ne olur? Değişmez. Kürtler de Türk soyludur. Kürtler de Türk soyludur. Aynen. Şimdi bir de o zaman şöyle kapatalım. Şöyle kapatalım. Dışarıda kurgulanan hani Soranice'nin aslında Kürtçeymiş gibi bu Kürt halkına satılması, Barzani'nin aradaki diretmelerine pas geçerek şöyle bir şey yapacağım. Bunlara sahte bir tarih uydurmaya çalışıyorlar ya laboratuvarlarda. Kürt halkını değiştirmek için, kriptolaştırmak için. Medlere, eski med, antik medlere bağlıyorlar ya. Medlerle ilgili kısa bir bilgi verirseniz arkasından programı kapatalım hocam. Medler, Persler parlamaya başladığı dönemde ortada çıkmış bir Türkmen aşiretidir. Anadolu'da daha Persler Hindistan'dan İran'a gelip yerleşmemişken orada Medler vardı, Anadolu'da da başka Türkler vardı. Yani milattan önce 16 bin yıl önce Türk kültürünün Anadolu'da var olduğunu görüyoruz. Ve ilk ay yıldızlı bayrağın da Anadolu'da olduğunu görüyoruz. Evet, medlerle. Şimdi medler de ay yıldızlı bayrak kullandılar. Medler de bir Türk topluluğudur. Evet. Ancak tarih bilmezlik ve bizdeki sahtekar tarihçiler tarihçiler derken hani biraz önce bahsettiniz ya kriptoların yönetimlerinde üniversitelerin çıkardığı hayır sahtekarlar gerçekten Türk olduğu halde Türklüğe ihanet etmiş sahtekar tarihçilerimiz vardır. Benim ortaokula gittiğim zamanlar okuduğum tarih kitabının yazarı Emin Oktay'dı. Ancak tarihçi olduğum zaman arşivlere girip baktım ki Emin'in asıl adı Emanuel'miş. Emanuel'dir, evet. Evet. Bizim Emanuel Oktay bir tarih kitabı yazmış. Ben liseye gittiğim zaman görmüştüm o kitabı. İnkılap tarihi. Ortaokulda yoktu, lisede vardı. Ve inkılap tarihimiz, birinci sınıf inkılap tarihinde giriş bölümünde daha birinci ünitede şunu yazıyor. Anadolu Türklüğü'nün İstiklal Savaşı'na başlayacağı dönemin haline izah ediyor diye. Cümleler şunlar. Persekisyon devirlerindeki Beni İsrail gibiydik. Tekrar ediyorum. Persekisyon devirlerindeki Beni İsrail gibiydik. Anlamı Perslerin hakimiyeti altında esiri olan İsrail oğulları gibiydik. Biraz daha açıklıyorum. Pers istibdat hükümetlerinin, soykırımcı hükümetlerinin yani Osmanlı Devleti hükümetlerinin esiri kölesi olan İsrailoğulları gibiydikin adı da biz o Türklerdik, bizi köleleştirmişlerdi. Devam ediyorum. Cümlenin ikinci bölümü. Gökten inecek Mesih'i bekliyorduk adeta diyor. Gökten inecek Mesih'i bekliyorduk adeta. Şimdi bununla anlatmak istediği gerçek şu. İnsanların bilinçaltına başka bir tarih anlayışı yerleştiriyor. Kimse farkında değil.
Biz diyor Yahudilerin İranların esaretinde olduğu Babil sürgünündeki gibiydik. Ve Mesih gibi birisi geldi bize. O da Atatürk. Yani çaktırmadan Atatürk Yahudi asıllıdır diyor. Evet, orada bir şeye başlıyor, sürmenaja algıya. Evet. Ve bilinçaltına bu yerleştiriliyor. Bunu öğrenen tarikatçılarımız 10 yıllardır Mustafa Kemal Yahudi asıllıdır diye anlattılar. Evet. Şimdi bunu anlatan, televizyonlarda arz endam eden, bugün savunma üniversitesinin başındaki adam dahil. Evet. Atatürk hakkında o bir Türktür, Türk milliyetçidir. Ben de Türk'üm, ben de Türk milliyetçiyim deme baba yiğitliğine sahipler mi? Asla değiller. Ha işte olay budur. Şimdi hocam, Göbels taktiği, büyük bir yalanı söylemek istiyorsanız ilk önce en büyük yalanı söylemeyeceksiniz. Çevrenizdeki birkaç kişiye veya karşıtlarınıza önce küçük yalan söyleteceksiniz. Sonra o küçük yalana dayanarak büyük yalanları döşeyeceksiniz. Çünkü hiç kimse direkt büyük yalanı yemez. Önce küçüklerle, yani ateş yakarken de öyle. Direkt büyük ateş, büyük çıra yakılmıyor. Önce küçük bir şey yakıyoruz çıra, mangalı yakarken. Kağıt yakıyoruz, dalları yakıyoruz. Sonra kalın ağaçları yakıyoruz. Sonra kömür yakıyoruz. Eti ondan sonra pişiriyoruz hocam. Sosyal kültürel olarak bir toplumun da yok edilmesi, pişirilmesi, ızgarada yakılması bu şekilde yapılıyor. Ve dostlardan bir soru. Bir soru son olarak hocam. Daha önce defalarca konuştuk ama Alevilerdeki mum söndü olayının aslında Yahudinin Şabat'ı olduğu, bayramı olduğuyla alakalı ama dostumuz şöyle soruyor. Sıfırdan soruyor soruyor. Yani sıfır şeyle soruyor. Selamlar. Alevilikte mum söndü olayı diye yazılıp çizilen olayın doğruluğu var mıdır? Bilgiler şahane, iyi yayınlar dilerim diye de size selamlarını gönderdi hocam. Mum söndü Alevilerde midir, Yahudilerde midir gerçekte hocam? Ben de ekleyeyim bunu. Mum söndü Alevilerde yokturla başlayalım. Alevilikte mum söndü diye bir şey yoktur. Eğer izin verirseniz 10 dakikamı da böyle kullanmak istiyorum. Evet, saat 10. Sizde. Son sizde. 1624 yılında İspanya göçmeni Mordahay Sevi'nin İzmir'de Sabatay Sevi adında bir oğlu olur. 1624. Evet. 1644 yılında sinagogda eğitim görmeye başlar. Yani 20 yaşındayken haham olmak üzere eğitim görmeye başlar. Ancak Sabatay Sevi daha çok cihir ilmine, ebced ilmine meraklıdır. Zaten İspanya'da da yaygın bir bilim dalıdır onlara göre. Yine bu inanca göre, bu Yahudi inancına göre, ebced ve cihiri esas alan Yahudilere göre Tevrat'ın toplam harf değeri hangi rakamı veriyorsa Mesih o tarihte gelecektir diye inanıyorlar. O zamanki inanca göre de Tevrat'ın harflerinin rakamsal değeri ebced hesabıyla 1646'yı verir. Sabatay Sevi 2 yıl 1646'ya göre kendini hesaplayıp ayarlıyor. Planlarını yapıyor. Bir olayı bahane ederek ölü diriltme senaryosu sergileniyor. Gerçekte ortada ölü filan yok. Bayılan bir adamı kendine getiriyor. Ama çevredeki cahiller ölü diriltti diye inanıyor. Ve ben Mesih'im. İşte İsa gibi ben de ölü dirilttim diyor. Ve bu sahte mucize Müslümanlar arasında da yayılıyor. Kısa sürede ona inanan Yahudi, İspanya göçmeni Yahudiler kadardan daha da fazla Türkmen cahillerden de buna inananlar oluyor. Toplam kalabalık 300 bini buluyor.
Evet. Ancak bu kalabalığı kontrol etmek de son derece zordur. Eşyalar türer bunların içinden. Sağa sola baskın yapıp yağma hareketleri çoğalıyor. Şikayetler o zamanlar devlet merkezi hem İstanbul hem Edirne. O sırada Edirne'de bulunan padişaha geliyor. Ve padişah da diyor ki yakalayın o Sabatay denen adamı, Çanakkale cezaevine hapsedin. Sabatay Sevi Çanakkale cezaevindeyken orada da gardiyanları ayartıyor. Bunun üzerine Sabatay Sevi oradan da Arnavutluğa sürgün ediliyor ve devlet ona rahat dursun, ekonomik ihtiyacı da olmasın diye maaş bağlıyor. Sabatay Sevi Arnavutluk İpek bölgesinde, yani Berat adı verilen bölgeye yerleşiyor, orada da ölüyor. Peygamberimiz oraya gitti diye Anadolu'dan Sabatay Sevi'nin getirdiği o inanca inanan, Sabatayizme inanan insanlar, Türkmen olsun, Yahudi olsun, bol miktarda insan Arnavutluğa göç ediyor. Şimdi Türkiye'de bazı Yahudi asıllarının isimleri Berat'tır. Berat. Sonu T değildir, Berat. D ile, Diyarbakır'ın D'siyle biter, Berat. Diyarbakır'ın D'siyle, evet. Arnavutluğun Berat bölgesinin adını taşırlar. Orası onlara göre kutsal topraklardır. Oraya hürmeten Berat diye çocuklarına isim koyarlar. İsim koyarlar. Soyadlarını da Berat koyanlar da vardır. Yani mesaj alanlar alsın yani. Evet. Ve Berat bölgesinde Müslüman Türkler de oturur. Arnavutlar da oturur. Mehmet Akif de oralıdır. Bu nedenle kendini Arnavut olarak düşünür. Yahudi asıllı değildir ama Arnavut olarak ben Türk değilim demeyi elinden geldiğince söyler. Safahat'ta da bunu belirtir. Ben Arnavut'um der. Ancak bilahare Arnavutların Alban Türkleri olduğunu, Alban Türkleri olduğunu, bugün Arnavut'un resmi adı Albanya'dır. Albanya'dır. Gerçek isimleri odur zaten. Albanlar. Evet. Ve böylece Mehmet Akif Türklüğünü öğrenir ama geçtir artık. Zaman çok geç kalmıştır. İşte bu Sabatay Sevi Berat bölgesinde ölürken ardında 18 maddelik bir kitap bırakır. 18 bölümden oluşur. Bu kitabın 11. bölümünün ifadesi şöyledir. Buna Beria bölümü denir. İbranice'de Beria çoğalma demektir. Bazı bilim adamlarımızın, meşhurlarımızın adlarında Beria vardır. Onomastolojik olarak bunu da belirtmiş olalım. Mesela Beria Önger vardır. Aslen Kars doğumlu olduğu halde adı Beria Önger'dir. Aşırı solun önemli temsilcilerinden biridir. Bu Beria'yı anlatır. Der ki Beria bayramını kutlamayı ihmal etmeyin. Adorayının 13'ünde kutlanacaktır. Mardın 18'inde kutlanacaktır. O gün tanımı daha sonra Karakaşilerin bazı gazetecileri tarafından anlatılmıştır. Yani kitapta tanım yapılmaz. Sabahtay Sevi'nin kitabında tanım yapılmıyor. Ancak uygulamacılar bu bayramın nasıl kutlandığını anlatıyorlar. Bunu öğrenen Müslümanlar ya da Müslüman Türkler bu bayrama başka isimler takarlar. Kara Tavuk Bayramı, Horoz Bayramı, Kuzu Bayramı, Dört Gönül Bayramı gibi isimler de verirler. Bunlardan biri de mum söndürür. En az 4 kişiden oluşur bayramı kutlama ekibi. En az 4 olması gerekir, evet. En az 4 kişi. O yüzden 4 gönül diyorlar. Yani 2 karı kocanın bir araya gelmesiyle kutlanabilir en az. Bir de böyle asla bir... ve asla hocam, bir de asla ve asla bekarlar katılamıyor o bayrama. Katılamıyorlar, evet. Sadece evli olanlar katılıyorlar. Evet. Ve sayı ikişer ikişer artar. Karı kocalar şeklinde ikişer ikişer sayı artar. Evet. Ve o gün Yahudiler kuzu eti yemezler. Yani
tokluyu yerler, koçu yerler de kuzuyu yemezler. Yavruyken koyun yavrusunu yemezler. Haram sayarlar. Sadece Beriye bayramını kutlarken, yani çoğalma bayramına has olarak kuzu eti yerler. O nedenle kuzu bayramı da denir. Bir kuzu kesilir, çevirme yapılır vesaire. O gün özel yemekler pişirilir. Bu törene katılanlar topluca yerler, içerler, eğlenirler gece yarısını geçene kadar. Çok eskiden elektrik yok, lüks lambası yok. Ne yapıyorlar? Kandil veya mum yakıyorlar. Gece yarısını geçtikten sonra ziyafet biter, eğlence biter ve kandiller, mumlar söndürülür. Evet. O karanlıkta kim kimi yakalarsa cinsel ilişkiye girer. Bundan maksat şudur. Çocuğu olmayıp da olmasını sağlamaktır. Evet. Bazı ailelerin çocukları yoktur. Soyun devamı için çocuğa ihtiyacı vardır. Eşler böylece değiştirilerek çocuk olması sağlanmak istenmektedir. Evet. Veya başka nedenler de var kendilerince. Bu mumların söndürülmesini sağlayan ya kara bir tavuk uçurur mumları söndürür tavuğun kanatları ya horoz güç söndürür ya da adam biri gelir onu söndürür. Böylece mum söndü başlamış olur. Şimdi bizim Müslüman halkta bunun dedikodusu yayılır. Efendim falanca köyde Aleviler oturuyor. İşte adam gitmiş merak etmiş ne olduğunu da yanındaki kadının eteğini kesmiş. Yani makasla geziyor birçokları. Evet. İşte eteği kesmiş. Ertesi gün bakmış ki anasının elbisesiymiş meğerse. Bu dedikodu Türkiye'nin her yerinde yaygındır, anlatılır. Evet. Yani aslında makasla giden biden de yoktur. Kimsenin de bunu gördüğü yok. Ha, kendi aralarında yapıyorlar. Ancak bunu gidip orta seyreden falan yoktur. Fakat bu sabataistler kendilerini gizleyebilmek için dışarıda Müslüman, evde Yahudi adı taşırlar. Evet. Yaşamlarını da buna göre ayarlarlar. Dışarıda Müslüman, evde sabataist Yahudisi olarak yaşarlar. Ancak Müslümanlar gibi oruç tutmamaları gerekir. Müslümanlar gibi namaz kılmamaları gerekir. Şöyle bir etrafa bakınca oruç tutmayan, namaz kılmayan kim var? Aleviler var. Aleviler var. O yüzden bak için Alevi lansesi başlıyor. Evet, kendilerini Alevi diye tanıtırlar. Mum söndü yapılırken yakalanan veya benzeri durumlar söz konusu olduğunda da Aleviler mum söndü yapıyor'ya yayılır bu iş. Evet. Oysa Alevi'nin yaptığı cem töreni çok başkadır. Eski bir Türk geleneğidir. Aynen. Böyle bir söz konusu değildir. Müsaadenizle diğer başka bir sohbetimizde de cem nasıl yapılırı uzun uzadıya anlatalım. Çünkü pek çok Alevi gencimiz de gerçek cemin nasıl yapıldığını bilmiyor. Heh. Alevilerin yeni nesili de artık gerçek cem ayinini bilmiyor hocam. Sıkıntı yani cem o. Cem evine gidip de orada saz çalıp birileri samah yapınca cem oldu zannediyorlar. Öyle bir cem yok. Gerçekten cem nasıl yapılır? Ne yapılır? Aha. Neden öyle yapılır? İnşallah bir sohbeti de ona ayırabiliriz. Yani ellerin bile ne zaman yukarıya doğru açılıp ne zaman aşağı doğru açılıp falan çok önemli semboller içerir cemaatinde. Evet doğrudur. Hocam. Herhalde Sabah Tayyip'in mum söndüsünü anlatmış olduk. Evet. Aleviliğe niye mal edildiğini de söylemiş olduk. Başka evet. Bir soru yoksa. Hocam. Dimağınıza sağlık, dilinize sağlık, emeğinize sağlık. Yürekten teşekkürlerimizle haftaya bozan teoloji. Dostlarımıza şimdiden söyleyelim. Ezber bozan teolojiyle ilgili en sıkı sorularınızı hazırlayın. En ezber bozacak sorularınızla bekliyoruz sizi dostlar. Hocam sizi selametle uğurluyoruz. Benim sayın izleyicilerimizden ricam şu. Benim sayın izleyicilerimizden ricam şu. Program sırasında soru sormak şart değil. Önceden de teoloji veya türkoloji ile ilgili veya tarihin bir bölümüyle ilgili olabilir.
sorularınızı lütfen bildirin. Evet. Benim onun dışında bir ricamı tekrar edeceğim. Lütfen. Antep, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve diğer illerimizdeki depremzede vatandaşlarımızdan tekrar rica ediyorum. Bölgenizi kalıcı olarak terk etmeyin. Evet. Ne olursa olsun oralar bizim yurdumuzdur. Yarın öbür gün başka şeylere sebep olmamak için Türk milleti adına bir Türk olarak rica ediyorum. Bölgenizi kalıcı olarak terk etmeyin. Sohbetimize son verirken cümlenizi Allah'a emanet ediyorum. Tanrı Türk'ü korusun. Tanrı sizinle ve Türk milletiyle olsun sevgili hocam. Amin cümleten. Sağ olun. Evet sevgili dostlar. İrem'in kanalı Gülcan Hanım. Şöyle bir şey yazmıştınız. O benim ilgimi çekti. Ben ona şahsen cevap demeyeyim de oradaki yorumu biraz genişletmek istiyorum. İrem Hanım, Gülcan Hanım 1980 yıllarında Dev Genç, Dev Sol, İzmir, Gültepe semtine hakimdi. Doğduğu mahalle. Çok güzel bir şey. Şimdi Gülcan Hanım, Dev Genç'in doğuşu şöyledir. Önce fikir kulüpleri vardı. Sosyalist veya kurtarıcı gençlerin fikir kulüpleri vardı Türkiye'de. Bu fikir kulüpleri tek bir çatı altında toplandı. Toplandıkları ve Dev Genç'in kurulduğu yer o dönem, bakın Dev Genç solcudur. Ama Dev Genç'in kuruluş yeri, yani fikir kulüplerin Dev Genç'e döndürüldüğü o büyük kongre, toplantı ve alınan kararlar, Süleyman Demirel'in kardeşinin özel okulunda alındı. Yani küresel bir okulda Dev Genç kuruluş kararı alındı. Bu bir. İkinci şeyi söyleyeyim size. Yine de bakın bugün bile Dev Genç'in bir numaralı bildirisine ben hiç hayatım boyunca solcu olmadım. Ama Dev Genç'in bir numaralı bildirisine imza atmayacak milliyetçi yurtsever de tanımıyorum. Ben atarım. Bakın ben bugün Dev Genç'in bir numaralı bildirisine aynen altına imza atıyorum. Ama iki numara atmıyorum ve o sonrasını atmıyorum. Her zaman söylediğim bir sözüm var benim. Dostlarım, yakın dostlarım, herkes yani yönetim kurulu ve herkes bilir. Ben hayatımın hiçbir döneminde bir gün bile solcu olmadım. Ama sene 1982'de Nokta Dergisi okuyordum. Daha ortaokul çocuğuyum. Bakın Demir Balyoz, İhtilal, sene 1982, hiç solcu olmadım. Nokta Dergisi'ni okuyordum. Şimdi ayrıca bir bilgi daha vereyim Gülcan Hanım. Sizinle frekanslarımız niye tutuşuyor onu anlatayım. Ha ben hiç ülkücü de olmadım, onu da söyleyeyim. Ülkücülüğü de iyi bilirim. Solculuğu da. Termodiyalektinin bilmem ne. Ana fikri. Çok iyi bilirim. Şimdi üçüncü şeyi söyleyeyim size Gülcan Hanım. Benim sol taraftan mücadele dünyasından değer verdiğim iki tane isim vardır. Çok önemli bulurum onları. Düşündüğünü aynı şekilde söyleme geçirmiş, yani kripto yaşamamış. 3, uygulamaya ve yaşamına da geçirmiş. 2 isim söyleyeceğim size. Bir tanesi Deniz Gezmiş. Müthiş takdir ederim. Doğru insan. İkincisi, müthiş takdir ederim. Doğru insan. Mahir Çaya. Bakın, bu ikisi bugünlerde yaşıyor olsaydı ya biz onlara katılırdık ya onlar bize katılırdı. Velev ki o günün şartlarında ben onların tarihinde yaşıyor olsaydım ya ben onlara katılırdım ya onlar bize katılırdı. Bu kadar aynıyız. Niye biliyor musunuz? Deniz Gezmiş de Mahir Çayan da o dünya, o cenah içindeki tektirler. İkisi de tektir. Ayrı ayrı gruplardır ama tektir. Tam bağımsız Türkiye düşüncesi, tam bağımsız Türkiye söylemi ve tam bağımsız Türkiye için
eylemsel, yani eylem derken yaşayışıyla, yapıp ettikleriyle, dışa vurumlarıyla, hareketleriyle tam bağımsız Türkiye'ci. Benim Ramazan Sevinç olarak tam bağımsız Türkiye diyen ve uygulamasını da öyle yapan biriyle anlaşamamam gibi bir durum olabilir mi? Ben onunla her türlü anlaşırım. Çünkü diğer şeyler detay. Detay. Yeter ki fikri, lafzı, eylemi tam bağımsız Türkiye olsun. Çayı sol eliyle içiyormuş, çayı sağ eliyle içiyormuş. Hiç önemli değil. O doğru çayı içtiği mide doğru mu? Mide. Midesi doğru mu? Ben ona bakarım. Anlatabiliyor muyum Gülcan Hanım? O yüzden dikkat ederseniz eski Türkistan söylemleri dışında güncel olarak ne sol söylem kullanırım ne ülkücü veya sağ söylem kullanırım. Türklüğü anlatırken gerçek Türkistan söylemlerini ve simgelerini kullanırım. Örneğin Bozkurt. Bozkurt kimsenin tekelinde değil. Ne sağcının tekelindedir, ne ülkücünün tekelindedir, ne de bir başkasının tekelindedir. Bozkurt birebir kendini Türk hisseden kişinin de milletin de komplesinin malıdır. Ben Alevi dedesine sohbet ettikten sonra Alevi dedesine Bozkurt yaptırdım. Yapmalı. Bozkurt'u en çok Aleviler sahiplenmeli. Anlatabiliyor muyum? Gerçek Aleviler. Kriptolardan bahsetmiyorum. Biraz önce hocam bahsetti. Kripto Alevilerden. Anlatabiliyor muyum? Şu anda bir siyasi partiyi ve Türkiye'yi kurtarıcı zannettikleri bir siyasi partiyi, Atatürk'ün kurduğu partiyi bir Alevi yönetiyor zannediyor herkes. Hayır. Kripto Alevi diye o yüzden mücadele ediyoruz onunla karşılıklı. Onlar da bizi biliyor. Birebir. Çünkü o kişinin birebir mesai arkadaşı, ön ismi Metin, aramızda bilgi alışverişi yapıyor. Direkt onunla, o kripto alemiyle. Yani herkes kimin ne olduğunu biliyor Türkiye'de. Bilmesi gerekenler biliyor. Rahat olun. Tam bağımsız Türkiye diyen herkes benim öz be öz yoldaşımdır, omuzdaşımdır. Çok net. Çayı soldan içiyor, sağdan içiyor, çok önemli benim için. En son bunları söylemiş olayım. Tabii ki Simla Hanım, Bozkurt kadar şerefli hayvan yok dünyada. Dünyada ya, Türkler doğaya inanırlar. Doğayı binlerce yıl gözlemlemişler. Ayıyı da seçebilirlerdi Türkler simge olarak. Ruslar ayıyı seçmiş. Türkler seçmemiş. Arslanı seçmemiş. Kartalı seçmemiş. Amerika'nın o logosundaki devlet armasındaki kartal değildir. Akbabadır. Yani ülke Akbaba'yı simge seçmiş. Olabilir. Kendilerini öyle tanımlıyorlar. Hakikaten de leşçidirler yani Amerikalılar. Çünkü Akbaba leşçidir. O simgeyi seçen de leşçidir. Ben Bozkurt'um. Bu kadar net. İk, mık, falan, liberal, liboş, entel, dantel, lojik, gojik, yok. Dürük, nöt, ortaya Bozkurt. O kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Net olacağız. Şimdi son bir şeyi bağlayayım sevgili arkadaşlar. Biz bize kaldık gibi zaten. 9 kişiye düşmüş şey. Şimdi ben çok konuşuyorum. Çok kişiye çok laf söylüyorum. Neden? Çevrede bazı kişiler diyor ki, bize hitaben söylemiyorlar. Ama biz atasözünü hatırlatıyorlar. Diyorlar ki havlayan köpek ısırmaz. Hani biz çok konuşuyoruz, ona yargılanacaksın, buna öyle olacak, şöyle olacak diyoruz ya. Havlayan köpek ısırmaz diyorlar. Doğru diyorlar. Doğru. Havlayan köpek ısırmaz. Ama köpektir o. İyi de ben köpek değilim ki, ben Bozkurt'um. Bozkurt saldırmadan önce, avına saldırmadan önce, düşmanına saldırmadan önce ulur. Geldiğini belli eder. Hainlik yapmaz. Arkadan vurmaz. Düşmanını dahi arkadan vurmaz. Saldıracağı kişi varlığa bile sana saldıracağım der.
Bozkurt böyle şerefli bir hayvandır. Ve biz yaşayan insan bozkurtlarda böyle olmak zorundayız. O yüzden herkesin ne olduğunu alnının çatına çatına söylüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Gitsinler onlar, itlerini başkalarıyla karıştıran o kriptolar var ya, o lafı söyleyenler. Onları gitsinler kendi kendilerine söylesinler. Kendi köpeklerine söylesinler. Köpek köpeğe söyler onu. Bir köpeğin haddi değildir bir bozkurtla dalaşmak. Herkes yerini bilecek. Bozkurt hem ulur hem kalkar vurur. Bunu da böyle kapatmış olalım bu akşamı. Çok fazla tuttum sizi. Dostlarım. Ben o yüzden çok konuşuyorum. Çünkü yapacağım çok şey var. Önceden söylüyorum herkese ne yapacağımı. Ve Tanrı bana onları yapma fırsatı verirse yapacağım. Yapacağım. Evet sevgili dostlar. Simla Zülfü Katun, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk bizim bozkurt paşamız. Tam bir bozkurttur. Gökbörüdür. Gökbörünün en önde gidenidir. Başkomutanımızdır. Tanrı Dağı'nın has bağımsız bozkurtlarının başbuğudur. Fakat şunu unutmayın. Biz Atatürk'ün bozkurtları değiliz. Atatürk gibi Tanrı Dağı'nın has bağımsız bozkurtlarıyız. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bozkurtlukta çerilik, işçilik, amelelik yoktur. Bozkurtların hepsi birebir, tek tek çok şereflidir. Şahsiyetçilik ilkesi o yüzden çok önemlidir. Bir bozkurt başka bir bozkurta emredici konuşamaz. Konuşamaz. Çünkü o da bozkurt. Anlatabiliyor muyum? Ancak rica eder. Ortak plan kurulur. Ortak kolektif çalışılır. Kooperatif çalışılır. İş yapılır. Kooperatif çalışmak demek bir tane başkan seçip başkanın diğerlerini emretmesi demek değildir bozkurtlukta. Ortak işi yapacak olanların hepsi akıllı. O işi kim iyi biliyorsa onun o projede lider olması gerektiğini herkes bilir. Ve egosunu yenmiştir. Onun o proje için o liderliği zaten otomatik gerçekleşir. Ama başka bir projede kim daha iyi biliyorsa da o projenin lideri o olur. Bozkurtluk egoyu yenmiş olmayı gerektirir. Egosunu yenemeyen hiç kimse bozkurt değildir bizim gözümüzde. Çok sağ olun, çok sağ olun. Gülcan Hanım, 80 öncesinde sokakta olanların ister sol ister sağ hepsi Türkiye'yi seviyordu. Sokaktakiler. Hepsi bu yurdun, bu memleketin çocuklarıydı. Ama onları kullanan, fil dişi kulelerde oturanlar küreseldi. Şu anda bizim özellikle halk kürsüsü ve diğer paydaş gruplarla yapmak istediğimiz şey bu. Hiçbir zaman fil dişi kuledekilere çalışmayacağız. Fil dişi kuledekileri bir yere taşımak için, onları adam etmek için, onların elemanı olmayacak hiç kimse. Şahsiyetçilik ilkesi işte bu yüzden çok önemli. Şahsiyetçilik ilkesi bu yüzden çok önemli sevgili dostlar. Ama bir işi yapmaya çok kişi lazımsa da birinin bir şey söylemesini beklememesi lazım bir bozkurtun. Kendi kendine vazife çıkartıp, anlatabiliyor muyum? Vatan savunmasında, memleket meselelerinde kimse kimseye vazife vermez. Herkes kendi vazifesini kendi çıkarır. Neyse de gereğini yapar. O kadar basit. Bize kimse talimat vermedi. Bize kimse emir vermedi. Haddi de değil. Bize kimse emir veremez. Çünkü biz kimseden yardım almıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yardım almazsanız emir almazsınız. Bu kadar basit. Biz o yüzden ağır aksak şu bu. Ama hep kendi yağımızda kavruluyoruz. Hep kendi yağımızda kavruluyoruz. Hiç kimseye verecek tek bir hesabımız yok. Ya da sokaktaki 5 yaşındaki çocuğa bile hesap veririz. Çünkü hesaplarımızın hepsi temiz. Ve sevgili dostlar, sohbet güzel gidiyor ama bunları yarın da benim programım var. Haftada 3 gün biliyorsunuz canlı yayına çıkıyorum. 4'e çıkma ihtimali var. Çünkü bundan sonra Akdeniz jeostratejisini ve Kıbrıs'ı çok konuşmak gerekecek. Herhangi bir programın içinde 10-15 dakika konuşmak yetmiyor. Dolayısıyla bu konuların bir uzmanı var. Enerji yüksek mühendisi Cemal Aslan. Aslen Kıbrıslı.
İngiltere'de ikamet ediyor. Halen de mühendisliği aktif olarak çalışıyor. Fakat Akdeniz jeostratejisi konusunda bir deryadır. Yani Halk Kürsü'nün akıl fikir mutfaklarıdır zaten kendisinde. Yani o konudaki mutfaktadır. Belki onunla da Akdeniz'le alakalı ama 20'şer dakika, yarım saat, 45'er dakika haftalık program yapmamız gerekebilecek. Çünkü Doğu Akdeniz çok ısınıyor. Doğu Akdeniz çok ısınıyor sevgili dostlar. Yani bu demografik değişim, Hatay'ın durumu, şunlar, göçler, anlatabiliyor muyum? Tapuların el değiştirmesi ve Akdeniz çok ısınıyor. Evet sevgili dostlar, sağ olun, var olun, dağ olun. İyi ki varsınız. Tanrı sizinle olsun, esen kalın. Sağlıcakla kal, yüce Türk milleti.